İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle Antakya usulü güzel bir künefe yapacağız. Bunun için 200 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı pekmezi karıştırıyoruz önce. Ama biraz tereyağı önceden çıkarmadığım için onları bir kenara bıraktım ben. Kadayıfımız var. Ben künefeli kadayıf bulamadığım için bunu robotta çekiyorum bu incelikte. 400 gram kadayıf kullandım ben bu tarifte ve 5-6 kişilik büyük büyük porsiyonlarla künefe elde ediyorum 400 gram künefe peyniri tuzsuz oluyor onu da rondodan çektim robotta şimdi tereyağı ve pekmez karışımının yarısını tavaya sürüyorum ben burada bir balık tavası kullanıyorum ama bunu sadece künefe yapmak için kullanıyorum böyle daha rahat oluyor ve bunu Antakya usulü olduğu için şekilde deniyorum. Daha büyük tepside de yapabilirim. Küçük künefe kaplarında porsiyonluk antakya usulü olmadığı için o şekilde denemiyorum. O tercihe göre o şekilde yaptığım zamanlarda oluyor. Bugün size keserek servis edilen künefeden tarifini, künefenin tarifini vermek istedim. Daha sonra yağlamış olduğum tavaya ince ince kıymış olduğum kadayıfların yarısını özenle döşüyoruz. Sonra biraz bunlara bastıracağım kadayıflara. Burada bastırmamız gerekiyor. Daha sonra e, güzelce künefelik peyniri döşeceğim. Şöyle her tarafına bastırdık. Peyniri de yerleştiriyorum güzelce koyuyorum kadayıfların üzerine. Ben burada biraz da e, Antakya'dan getirmiştim. Künefelik peynirinin içerisine dil peyniri de koydum. Biraz sürmüyordu bu peynir. Dil peynirini biraz çok az tuzlu olduğu için karıştırdım. Bir bile karıştığında onun tuzunu aldı. Yani tuzsuz olan peynir. Daha güzel sürmesini de sağlıyor. Hiç bulamazsanız Antakya'nın tuzsuz künefe peynirini Sırf dil peyniriyle de yapabilirsiniz. Bunu ıslatarak tuzunu çıkararak da ya, dil peyniriyle de deneyebilirsiniz. Güzel oluyor. Peynirleri yerleştirdikten sonra kadayıfın geri kalanını peynirlerin üzerine koyuyorum. Peynirleri görünmeyecek şekilde her tarafına eşit miktarda kadayıfı yayıyorum. Bu aşamada çok bastırmayacağım. Çünkü bastırırsam peynirler içeride ezilip alt katmana alt tabaka günefenin dışına çıkıp e, yanmaya başlayacaktır. O yüzden ilk aşamada kadayıfı yerleştirdiğimde bastırdım ama bu aşamada çok bastırmadım. Biraz düzelttim kadayıfı. Hafif bastırdım. Ocakta böyle ne çok açık ne çok e, kısık olacak ocağımız. Bu arada ocağımız batıyor. Tezgahımız batıyor ama lezzetini değiyor. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Ara ara bıçakla düzelterek kenarlardan, ortadan, sağa sola ocağın belli yerlerini böyle tavanın sağını solunu çekerek pişiriyorum. En son böyle salladığımda e, yapışmamış halde olduğunda çeviriyorum. Diğer bakın tavanın diğer tarafında yağladım ben. Şöyle kapatıyorum. Aynı şekilde yağladım. Çevirdim. gördüğünüz gibi çok güzel şekilde kızarmış bunu tamamen kadayıfı yağlayarak yapan da var ben böylesini tercih ediyorum tavayı yağladığımda yeterli geliyor o yağ biraz bol yağlıyorum o yağ zaten alıyor orada ama dilerseniz siz kadayıfı eritip şey yağ eritip kadayıfı yağlayarak da böyle tepsiye döşeyebilirsiniz bu arada da 3 su bardağına, 3 su bardağı e, şeker ve 3 bardağı sudan da sıcak bir şerbet yaptım. Şerbetim kaynadı. 5 dakika falan e, oldu. Kapattım. Yani aşırı kaynamış olmayacak. Biraz havalanmış olacak şerbet. Şöyle bir servis yapıyorum. Bundan dediğim gibi 5-6 kişilik dolu dolu e, servis çıkıyor. Tabak doluyor. Şimdi göreceksiniz kahvaltılık bir tabak var. Tatlı tabağı var o tabağa böyle kamera çekiminden küçük görünüyor olabilir ama servis gerçekten de dolu dolu bir porsiyon oluyor sıcak sıcak servis ediyoruz üzerine de 5-10 dakika havasını almış olan şerbeti gezdiriyorum Afiyet olsun kanalıma abone olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın desteklerinizi bekliyorum Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.